Evet, herkese merhabalar. Ben Ömer Saydık Davutoğlu. Evet, herkese merhabalar. Ben Ömer Saydık Davutoğlu. Tam Sanat'ın online sohbetlerine. Evet, herkese merhabalar. Ben Ömer Saydık Davutoğlu. Tam Sanat'ın online sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam ne konuşacağız? Çocukları konuşmuş olacağız. Biz büyükler için küçük ama çocukların hayal dünyası ve onlar için anlamı büyük olan oyuncakları ve oyuncak kardeşliğini tabii ki konuşmuş olacağız. Bunları Ümit Kavak'la projenin fikir babası, yürütücüsü. Onunla bu sohbeti yapmış olacağız. Hemen bekletmeden kendisini canlı yayınımıza alalım. İstek gönderdi. Kendisini Ben yanıma bekliyoruz. Evet, geldi. Ümit Kavak, hoş geldin. hoş bulduk hocam. Beklettim mi? Kusura bakmayın. Herhalde ben de çıkmadı. Bağlantıdan Estağfurullah. kaynaklı bir şey. Estağfurullah, sorun değil. Hoş geldin tekrardan. Nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bildiğim kadarıyla Mardin'desin şu anda, değil mi? Normal Orada. süreçte Mardin'deyim ama ailem Urfa'da. Şu an Urfa Ceylanpınar'dayım. Suriye içerisinde hocam. Urfa Şu an Ceylanpınar'daydık. Bazı ailevi sebeplerden dolayı bir süre gelmek zorunda kaldım. İller arası Evet. seyahat yoksulluğundan, sıkıntısından dolayı da bizim projeye başlangıç yerimiz Ceylanpınar'dı. Bayağıdır buraya gelememiştim, Evet. ihmal etmiştim. Buraya gelmişken dönüş ve giriş gelişim sorunu olacağı için buradaki ihtiyaçlara biraz ağırlık verdiğim bir haftayı yaşıyorum. Projeler orada ağırlıklı oluyor zaten. Ama başka yerlere de gidiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Sadece Urfa Ceylanpınar'la sınırlı ya Urfa da. Ceylanpınar'da başladı bu aslında. Burada filizlendi, burada çiçek verdi Evet. hocam. Şimdi son bir 8 aylık süreçte biz açacağımız derneğimizin, oyuncak kardeşliğin merkezini Mardin'e kurmaya karar verdik. Mardin hem coğrafi konumu, hem kozmopolit yapısı, hem de ben aslen Mardinli olduğum için Mardin böyle biraz daha bu bölgeye açılan bir kapı gibi. Ama Ceylanpınar böyle bir kuyruğun sonu gibiydi. Çıkış noktalarımız sınırlıydı. Yani proje kendini tekrarlamasındansa daha fazla kitleye, daha fazla çocuğa Başlasın. ulaşabilsin diye. Ve orada daha iyi takım arkadaşları bulabiliriz. Çocuklara hediyelerimizi verirken en azından çocuklarla sosyokültürel etkinlikler yapıp çocukların bu anlamdaki sanatsal gelişimlerine katkı sunabiliriz diye güzel bir coğrafyaya Mardin bu açıdan daha avantajlı. Avantajlı bir coğrafya. Bizim de öncesinde 23 Nisan'da seninle planladığımız bir sohbetimiz vardı aslında. Onu bir vefat haberi nedeniyle gerçekleştiremedik. Bu vesileyle tekrardan başına sağ olsun. Sağ olun hocam, sağ olun hocam. Şimdi tabii projeye geçeceğiz ama öncesinde bu projenin senin çocukluğunla da biraz ilişkisinin olduğunu biliyoruz. Bu projeyi anlamlı ve biraz da değerli kılan senin çocuklukla ilgili yaşadığın deneyimler, tecrübeler, yaşadığın coğrafya, bulunduğun aile yapısı, bunların hepsi senin düşünce yapını etkileyen faktörler. Altı çocuklu bir ailede
büyüyorsun. Herkesin bir lakabının olduğu bir ailede. Senin de tabii bir lakabın var. Dilersen buradan ve senin çocukluğundan başlayarak başlama noktasına doğru bir senden dinleyelim. Şöyle bir hocam, yani sonuçta bütün çocukluklar bence güzel geçiyor kendince. Çünkü çocuksun, dünyaya böyle yeni gözlerini açarken içinde huzurunu kaçıracak çok fazla böyle o hislerin yok. Yani burada da şu an yoksun şartlarda, dezavantaj şartlarda çocukluk geçiren çocuklar da keyif alıyor çocukluğundan. Dünyanın evet. en güzel yerindeki, en lüks yaşamı, en güzel eğitimi alan çocuk da kendince çocukluğundan bir tat almaya çalışıyor. Tabii bizim yani çocukluğumun biraz dezavantajlı geçmesini idrak etmem benim üniversite yıllarına falan başladı. Çünkü çocukluğum evet. benim burada geçti. Biz 6 kardeştik ve dolayısıyla 90'lı yılların başı bu kadar hayatımıza teknoloji de girmemişti. İnsan ilişkileri daha sıcaktı. Akrabalık. Bu arada üniversite demişken hangi bölümü okumuş oldun izleyicilerimiz açısından? Muğla Üniversitesi İşletme mezunuyum ben. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Evet. Böyle bir dönem hocam. Ondan sonra burada geçti çocukluğum aslında ve yani çok şükür bu bölgedeki yetişen çocuklara nazaran daha iyi şartlarda ailemiz bizi yetiştirdi, anne babamız bizi yetiştirdi. Ama evet. bunu yaparken biraz şöyle bir şey diyeyim. Ne kadar olursa da artık o zamanki bölgesel şartlardan mı, ailevi durumlardan mı, kendi özgüven eksikliğimizden mi mesela. Ben üniversiteye kaydolduğum yıl 2006 yılında hazırlığa gittim ben. İngilizce hazırlık sınıfıydı bir sene. Ben 3 ay boyunca mesela hocam orada ben ağzımı açıp çok basit İngilizce 2 tane cümleyi bile bilmeme rağmen söyleyecek bir özgüvenim yoktu. Evet. Bu neyi getirdi yanında? Yani şöyle bir şey. Ben mesela 3-4 ay sonra ben hocalarla arkadaşlarla diyaloğa, çünkü ilk defa Urfa'dan çıkan bir bireyim ve daha yaşım 17-18. Dolayısıyla bölgeden gelen bir şive, bir duruş. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi işin gerçeği bu. Benim sınıf arkadaşlarımın çoğu babasıyla bütün derdinin çoğunu, arkadaşlığını, annesiyle bir konuyu tartışmıştır. Kendi gelişimiyle ilgili, başka şeyle ilgili oturup bir masada sohbet etmiştir, açık açık tartışmıştır. O anlamda büyükleriyle bir iletişime girme şansı ve dolayısıyla üniversiteye katıldı geldiği zaman kendini biraz daha yetiştirmiş bir birey olarak geliyor. Evet. Özgüveni, kendi ifadeye yetiş tarzı. Ama siz burada biraz daha bu bölgenin örf anane, aman büyüye karşı konuşulmaz, aman bu yapılmaz, aman böyle olmaz çocuğum, aman oturun. Başınıza icat çıkarma. Maalesef bu bölgede işte mesela saygımızı mesela oturuş şeklimizden ya da bunun gibi benzer böyle yüzyıllardan beri gelen şeylerle ölçmeye çalışıyoruz. Göstergelerden anlıyoruz, evet. Evet, yani hala öyle bir durumlar var ki, ha güzel mi? Aslında bir yerde gelen insanın kendi özünü unutmaması güzel bir şey. Ama buna Hı-hı. körü körü bağlanmak da gündelik hayattaki gelişmeleri o çocuğun seviyesine inip yani arada güzel bir bağ kurmak da günümüz nasıl artık iletişim gerçeği. Evet. Hayat temelde aslında en başında çocuğu etkiliyor değil mi? Yani hayatı ve bireyi oluşturan temelinde yatan şey çocuk. Hayatın içinde o çocuk hem eğitim açısından hem ihtiyaç duyduğu gereksinimler açısından sağlıklı bir çevrede ve ihtiyaç duyduğu şeyleri giderilmediğinde bu insan ileride bir birey ve büyük olduğunda hayatı etkileyen birisi haline geliyor. Dolayısıyla o hayatın kendisi direkt aslında çocuğu etkileyen bir faktör eser. Coğrafyada bulunduğu ailede çok önemli bu noktada çocuğun etkilenmesi. Öyle bir durum vardı hocam. İşte buna benzer bir de yani biraz benim mesela fotoğraf çekiyorum ben yıllardır, üniversite yıllarından beri. Ben hiçbir zaman evet. iyi bir fotoğrafçı olduğumu ima etmedim ya da öyle bir algım olmadı ama mesela arkadaşlarım bana hep gözlem gücümün yüksek olduğunu söylerler. Bir fotoğrafçıdaki, bir sinemacıdaki gözlemin bende olduğunu söylerler mesela. Belki bunun var, getirdiği evet. kazançlar, bu bölgede çocukların bu tarz bir eksiklik yaşadığını bana hissettirdi. Belki o çocuklarla arkadaşlığım bu sebepten başladı. Belki de geçmişte Hı-hı. duyduğum o özlemli hayatı, belki de kendi içimde terapi yöntemi yaparken o çocuklarla iletişime geçtim ben. Aslında onları iyileştirmek Hı-hı. için değildi belki de. Kendimi iyileştirmek için ilk temasımız. Evet. Döndük buraya ve sene muhtemelen 2015 civarı bir şey ve Suriye'deki savaş, iç savaş yeni başlamıştı ve buraları bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Mesela Türkiye ve Suriye sınırı arasındaki il ve ilçelerindeki mesafeler yani bir evet. futbol sahası kadar mesafe değil. Kısadır, doğru.
Ve dolayısıyla burada ilk savaş olduğu zaman hem Suriyeli kardeşlerimiz buraya çok göç etmek zorunda kaldı, topraklarını bırakmak zorunda kaldı. Hem buraya adapte olmaya çalıştı, hem burada yaşayan kendi vatandaşımız da bu süreçten inanılmaz. Hem bedenen çok etkilendi, çok kişi kayıp da oldu. Bu anlamda hani gerçekten de hasar gördüler. Ölen çocuklarımız oldu, ölen yetişkinlerimiz oldu burada. Hiç savaşla hiçbir alakası olmadan, ama bu Türkiye'deki işte o yakınlıktan kaynaklanan sorun. Bölgedeki kirli savaşlar işte onların hayatına da etki etti. Öyle derken Ceylan Pınar normalde tarihten böyle Ceylanların dereye inip su içtiği, oradan Pınarların ismini oradan alan güzel böyle ta böyle zamanında milattan önce 500 yılına kadar Mitanni topluluğuna başkentlik yapmış bir yer ki ben böyle bir yer bilmiyordum mesela bunu. Bu yaşımda öğrendim ben mesela. Ama öyle bir hal aldı ki caddeler çarşısına çıkılmaz oldu. Bir hep karmaşa. Evet. İki çocuk arkadaşım vardı. Biz o arada biz de çünkü dolayısıyla bir savaş oldu ve bu savaşla beraberinde maalesef bir ekonomi getirdi. Her tarafta öyle mesela bir savaş olur. Birçok kişi mesela bu korona gibi birçok sektörü kapanırken başka bir sektör doğar. Bunun gibi şeyler. Abim de o zamanlar bir yatırım yaptı burada konaklama ve kafe üzerine. Bayağı böyle güzel bir adım attı ve biz aile için kenetlememiz gerekiyordu. Savaşın olduğu bölgeye ben İzmir ve Muğla'yı bırakıp geldim buraya aslında. Biraz o sürecin de benim içimde sancılıydı. Derken hiç böyle normal gelişigüzel başladığımız iş bayağı böyle biz yetiştirememeye başladık. İnsanların taleplerine karşılık vermekte zorlandığımız bir sürece başladık. Dolayısıyla iş stresinden boğulup benim sık sık böyle araca binip kırsal kesime gittiğim bir süreç başladı. O süreçlerde tanıştığım iki arkadaşım oldu, İsmail ve Yusuf çocuklar. Sonra bir şey almaya gittim. Sonra onu yaparken arkadaşlarım mesela attı işte bizde kullanılabilir durumda oyuncaklar var onlara ulaştırabilir miyiz diye. Hiçbir şey hissetmiyordum aslında o ana kadar. Onları da dağıttık. Ama o günden sonra böyle büyük bir istekle bize oyuncak yollamak isteyen yüzlerce insan çıktı. Ve dolayısıyla biz de organizasyonumuzu adım adım hep böyle geliştirdik. Ve yani çok şükür ki kendimizi güzel izah edebildik. O çocuklarla güzel bir bağ kurabildik. Yansıtabildiğimiz şeyler mesela sosyal medyaya. Yansıtamadığımız birçok etkinlik oluyor burada mesela. Ve insanlar gerçekten Türkiye'de geniş bir toplumun bilinçli kesim olarak algıladığımız kesimden bize bir dönüşler oldu. Değer verdiler her şeyden öte. Ve mesela ben hayatımda ODTÜ'ye girmemiştim. Belki giremezdim. ODTÜ'ye ben söyleşiye davet edildim mesela. İlk üniversite söyleşim orada oldu. Evet. Bunun gibi mesela sonra eğitim zirvelerine gittik. Cumhurbaşkanımızın davetlisi olduk. TEDx'imize konuşmamızı yapabildik. Yani çok şükür gidiyorum 2 sene içerisinde biz Türkiye'de ve dünyada en güzel platformlarda mesajlarımızı vermeye çalıştık. Çünkü hani bizim bir misyonumuz var tamam. Ama bizim misyonumuz bu dünyanın ya da bu ülkenin tamamen bütün sıkıntıları çözecek potansiyelde bir şey değil. O yüzden birçok insan bize bir şey yollayacağınıza, bizim için bir şey yapacağınıza gözünüzü açın çevrenizdeki çocuklar için. Dezavantajlı çocuklar için bir şey yapın ki bu organizasyonun amacı otursun yerine. Evet, doğru. Farkındalığın asıl etkili olacağı nokta senin de söylediğin gibi tek bir kanaldan değil, herkesin kendi bulunduğu çevresinde iyileştirebileceği, ulaşabileceği, yardım edebileceği o çocuklara bir şekilde ulaşması en doğru yöntem. Ama tabii bu fikirleri veren ve bunlar olduğunda çocukları nasıl sevindireceğini, onların ihtiyaç duyduğu oyuncakları, oyunları, arkadaşlığı, sevgiyi, yakınlığı onlara götürmeyip biraz bu projelerle birlikte paylaştığım videolar, fotoğraflar ...la birlikte insanlar biraz bunun ne kadar önemli ve gerekli bir şey olduğunu fark ediyorlar. Bu da o anlamda bence önemli. Peki kaç yıldır bu ciddi anlamda profesyonel düzeyde var ve devam ediyor? 2-3 yılı buldu herhalde. 2 sene yeni oldu hocam. Şu 26 ay falan oldu. Evet. Peki bu geldiğin noktada devlet büyüklerinden ya da bulunduğun ya da gittiğin yerdeki kaymakamlık, belediye ya da dernek gibi yerlerden işbirliği teklifi, onlardan gelen yardımlar oluyor mu? Yoksa tamamen sivil yardımlarla mı? Katkılarla yani mı? Yani şöyle bir şey var. O derneklere veya buradaki devlet büyüklerimize ihtiyacımız genelde bu organizasyonu şekillendirmekte ihtiyacımız oluyor. Mesela şu anki mesela bugün biz ikinci mi yanlış değil mi ya da üçüncü defa erzak dağıtma etkinliği başlattık. Ama bunu yapmadan önce mesela ilçe valimizden izin alıp Vefa Gönüllüler grubuyla beraber onların daha önce yardım yaptığı yerlerin listesini alıp almadıkları yere biz de ulaştırıp
Ve bu anlamda Kaymakam Bey de zaten buradaki ilçedeki vali, il valimiz, hem Mardin hem Urfa valisi de bizim etkinliklerimizden haberdar ve bu anlamda herhangi bir talebimiz olduğu zaman ya da bir izin almamız gerektiği zaman her türlü kolaylığı sağladılar şu ana kadar. Mesela şu an biz Ceylanpınar'da bugün bile yaklaşık 70 eve dağıtım yaptık ve ben şu an alışveriş yaptığımız süpermarketin şeyindeyim, ofisinde canlı yayına katıldım. Erzak hazırlıyorduk biz bir yandan. Muhtemelen evet, yayından sonra biz çok geç olmadan eve daha ulaşacağız. Çünkü bir günde bile insanlar sağ olsunlar, hani insanların emaneti üstümüzdeyken böyle çok rahat olamıyor insan. Ve bir an önce hani üstümüzden çıksın psikolojisi var biraz daha. Evet. Buradaki arkadaşlar da sağ olsun yancı oluyorlar. Kaymakamlık da yardım ettiği için mesela bu sokağa çıkma yasanın olduğu günlerde bile özgürce gidebiliyorum önlemlerimizi aldım. Çok iyi. Çok iyi, çok güzel. O konuda yardımcı oluyorlar. Bu arada seste sorun var. Eğer yakınında bir kulaklık varsa... Kulaklık hiç yok hocam. Benim kulaklığım Mardin'de kaldı. Telefonu kaldırdım. Belki zemininden kaynaklanıyor diye. Şu an devam. Olabilir. Sanırım ben konuşunca sendeki telefondan bir yansıma oluyor. Fakat şu anda gelen bir cızıltı yok gibi. Devam edebiliriz sanırım. Ya bana yansıyan bir şey yok ama belki bizden size yansıyan bir şey olabilir hocam. İstiyorsanız baştan başlatabiliriz. Ay yok, şu anda gitti gibi görünüyor. Ben konuşunca karşıdan gelen bir cızıltı var gibiydi. Şu anda ben konuştuğumda öyle bir cızıltı almıyorum. Şu anda aldım. Orman zeminden telefonu bir yere koymayacağım. Zeminden kaynaklı. Telefonu bir yere koymayacağım, böyle kalsın. Evet, biraz yorucu olacak, kusura bakmayın. Estağfurullah hocam, estağfurullah, sorun değil. Gitti, güzel. Peki, bu İstanbul'da bildiğin gibi Sunay Akın'ın oyuncak müzesi var ya da dernekler var. Bunlarla ilgili bir iletişimin oldu mu? Çünkü konu itibariyle onları da bir miktar ilgilendiren ya da başka, örneğin Ankara'da oyuncak müzesi var, İstanbul'da yine oyuncak müzesi var. Bu anlamda iletişim kurduğun ve birlikte bir şeyler yapmak isteyen dernek veya müzeler oluyor mu? Öyle çok sivil toplum kuruluşları oldu ama şu anda mesela Sunay Akın'la da biz tanışıyoruz Kafa Dergisi'nden. Ama böyle evet, bu konu üzerine yoğun konuşacağımız bir dönemde tanışmadık onunla. Ama hı-hı, hani toplumun büyük bir kesiminden bize gerçekten hani mesela şöyle bir durum var. Bu proje bugün bu hale geldiyse ilk 7 ay 8 ayında Boyner ailesi Türkiye'deki bütün mağaza çalışanlarını içine kattığı bir sosyal sorumluluk projesi başlattı Oyuncak Kardeşi adı altında. Ve bütün mağaza çalışanları notlarıyla, mektuplarıyla oyuncaklar, eski ve yeni oyuncaklar alıp böyle 100'den fazla buzdolabı büyüklüğünde koliyle oyuncak yolladılar bana. Çok ve mesela iyi. En başında Cem Boyner ve Ümit Hanım beni İstanbul'da misafir etti. O süreçten sonra zaten böyle gittikçe bir şey gibi bu. Böyle etki yaratıp birçok güzel insanla tanıştık. Yani şu an böyle çok not alan ya da böyle ben çok birinden bir şey istemeye alışık bir insan değilim. Pek tarzım değil bu aslında. Mesela insanlar hep bana der, ya deli gibi çevrem var falan derler ama ya ben onu hissetmiyorum, öyle hissetmek istemiyorum aslında. Çünkü bu yol benim yolumsa, ben kendi potansiyelimi biliyorum ve şu an destekçilerim sayesinde ben dağıtabileceğim potansiyeli zaten erişiyorsam, benim daha güzel bir organizasyonu kurmadan daha fazla destek almamın bir anlamı yok. O zaman konusu açılmışken hemen şeyi sormuş olayım. Size ulaşmak isteyen ve maddi manevi yardımda katkıda bulunmak isteyenler nereden, nasıl ulaşabilirler? Ben normalde yayına katılmadan önce onu düşündüm hocam. Bizim Oyuncak Kardeşliği sayfamız var. Oyuncak Kardeşliği evet, diye. Orada bütün bilgiler mevcut. Instagram sayfamız değil mi? Evet, Instagram sayfamız. Biz dernekleşiyorduk. Valilikteydi dosyamız ama korona sürecinden dolayı süreç yavaşladı ve bekliyoruz. Normal dönemlerde biz bağış almıyoruz. Sadece bu ay erzak olduğu için izinlerimizi alıp erzak topluyoruz. Onun dışında adresimizi paylaşıyoruz. İnsanlar o adrese oyuncak yollayabiliyor. Kışın girişinde mont ve ayakkabı yolluyor çocuklar için. Okullar açıldığı zaman kırtasiyeler yollayabiliyorlar. Ve biz onu zaten o süreci bilgilendiriyoruz sayfadan. Ve dağıtma esnasında neler yaptığımızı gösteriyoruz. Gerekli bilgiler, yani desteğe ihtiyacımız olduğunda arkadaşlar buna ihtiyacımız var dediğimizde genelde Oyuncak Kardeşliği hesabımızdan duyuruyoruz bunu. Güzel. Bu anlamda da bizim sayfamız biraz plastik sanatlar ilgilisi olan kişiler. Belki resim, defteri, boya, fırça gibi malzemelerle ilgili sana bir şeyler ulaştırmak isteyenler Instagram'dan Oyuncak Kardeşliği sayfasına ulaşıp sana ulaşabilirler. Aynen hocam. Ben bir şeyi daha merak ediyorum. Bunları yaparken çocuklar evet eğleniyor,
Onlarda güzel bir farkındalık oluşturmuş oluyorsun. Bununla birlikte ailelerini gözlemliyor musun? Onlar nasıl tepkiler veriyor? Onlarda yarattığın farklılıklar neler? Bunlardan dikkatini çeken noktaları paylaşabilir misin? Mesela şöyle bir durum var. Aslında ben bugün de arkadaşımla konuştum. Belki benim yerime başka bir insan şehir dışından gelip daha iyi imkanlarla, kendince daha iyi bir iletişimle belki bu sinerjiyi yakalayamazdı. Neden? Çünkü bu coğrafyada büyüdük. Bu coğrafyadaki insanların iletişim alışkanlıklarını, geçim alışkanlıklarını, yumuşak damarlarını veya neye öfkelendiklerini, neye müsaade ettiklerini az çok biliyoruz ve bu anlamda aslında ben iletişimsel olarak hiç sıkıntı yaşamadım. Bunun evet. yanında maalesef şimdi bölgede diğer bölgelere, yani Türkiye'nin diğer bölgelerine nazaran biraz daha eğitimsizlik mevcut. Bizim eski jenemez, şu anki bahsettiğimiz çocuklarımızın anne babasından bahsediyorum. Evet, evet, evet. Tamam, bu demek değildir eğitim her şeydir demek değil. Mesela çocuğuna dört dörtlük bakan, hani belki benim çocuğum olsa benden daha güzel bakacak aileler var mı? Var, onları ayrı yere koyuyorum ama maalesef büyük çoğunluğu kötü şartlarda ve bazı gerçekliklerin hala ya farkında değiller ya olmak istemiyorlar. Yani şöyle bir durum var. Fakir olmak kimsenin suçu değil. Mesela hı hı. ben hep şeyi kızarım. Bazı fakir evlerine gideriz abi mesela. Eve gireriz tertemiz ev. Yani kendi evim gibi temizdir. Otururum, yemeğini yerim, çayını içerim. Hiç gram böyle rahatsız etmez hiçbir şey beni. Ama mesela bir tık daha varlıklı bir aile ama yine kötü, vasat diyebiliriz. O ailenin mesela evine gittiğim zaman içeride böyle yani tavuk girmez, yani tavuk içeride durmaz. O kadar hijyenik olmayan bir ortam mesela. Hı hı. Dolayısıyla hani çok böyle fakir olmak şey demeyeyim, temiz olmamak anlamında değil mesela. Bu anlamda çocuklara yaklaşım olsun. Çocuklara hala şiddet var maalesef birçoğunda. Mesela birçoğu da burada mesela dağıtım yaptığımız zaman çocuğu yanlış bir şey yaptığını düşünüp bize hava atmak ya da bize saygı duyuyormuş gibi yanımızda çocuğunu tokatlayan insanlar oldu. Ebeveynler oldu. Hmm. Ama bunu neden yapıyor? Çünkü ben biliyorum bunu sanki bize hürmetten, hani sen saygısızlık yapıyorsun işte bu insanlara, ben sana evet. böyle bir ceza veririm mantığıyla. Oturup ne kadar bir, bunun bir yanlış anlamı anlatmak o kadar uzun zaman alıyor ki o da şey Hı-hı. diyor, hani bir de üstüne de şeyin muhabbetten, Allah etmesin bu, size kurban olsun falan muhabbetleri. Abi bizim istediğimiz şey değil, hani bizim istediğimiz dünya bu değil işte. Biz tam tersi evet. bu dünyaya karşı, zaten bu çocuk sana benzemesin diye biz bu yollarda düşüyoruz, bir umut. Evet. Mesela birçok insan şey diyor, yani gerçekten çocuklarla mesela eğer böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapıyorsanız çocuklarla bağ kurmak birinci kez, sol taraftan bakalım, inanılmaz güzel bir şey. Çünkü çocuklar Hı-hı. sahipleniyor, bir abisi görüyor gibi görüyor, amcası gibi görünüyor. Yanına gittiğiniz günler eliniz boş olsun, dolu olsun, bayram sabahı gibi olduğunu kendiniz görüyorsunuz. Çünkü gözlerinden görüyorsunuz. Çocuk Hı-hı. böyle çıkarken girerken terliklerinizi, ayakkabılarınızı düzeltiyor. Ne zaman geleceğinizi bir daha soruyor. Ondan sonra Hı-hı. başka arkadaşın telefondan bizim görüntülerimizi, fotoğraflarıma baktığını söylüyor. Bu güzel bir şey. Ama bir yandan da şimdi böyle çocuklarla çok aramızda bağ kurduğumuz zaman bir süre sonra kendi kişisel sorunlarımızdan veya organizasyonu tam donanımlı yapmadığınız zaman, bu çocukları ihmal ettiğiniz zaman biz bu çocuklara acaba kötülük mü yapıyoruz diye düşünmeye başlıyoruz. Hmm. Yani tam kompleks bir şekilde süreç yönetilmediğinde aynı zamanda bunun riskleri var diyorsun. Tek bir seferlik gitmeyle, bir şeyler yapmayla değil, sonrasını da kontrol edebilebilecek bir süreç olması gerekiyor. Ben onu söylüyorum. Mesela birçok takipçimiz yeni takip ettiği zaman bize şey yapıyor mesela. Yazdı şey, yoksul çocuklar sadece Urfa, Mardin, Diyarbakır'da mı? Niye başka şehirlere gitmiyorsunuz? Şimdi ben yaşadığım yerde ve herkes çevresinde bunu yapsın diye bağırıyorken, yani ben Van'a da evet. gidebilirim, bugün Edirne'ye de gidebilirim. Ama eğer Hı-hı. ben insanlara bir katkı verip, verdiğim bir katkının 10 katını yollarda harcayacaksam, bunun hiçbir anlamda evet. desteği olmayacak. Bir de bu istatistikten, hani ya bir oyuncakla bir çocuğu değiştiremezsiniz. Ya belki 100.000 çocuktan bir tanesi o anki tavrınızla bir ilham kaynağı olabilirsiniz. Ama benim şu an Ceylanpınar'da, Mardin'de, Diyarbakır'da bu anlamda şey cızırtı yaptım ondan kaynağı. Şu an bu anlamda şimdi mesela bizim 100-150 çocuğumuz var. Biz sürekli hocam bu çocuklara şu an eğitim bursu sağlamaya çalışıyoruz. Ailelerine destek evet. vermeye çalışıyoruz. Hatta babalarına, annelerine iş seçeneği sunuyoruz. Bazı köydeki Hı-hı. arkadaşlarımız, ailelerimiz var. Onların yaşadığı topraklarda inanılmaz güzel, verimli bitkiler yetişiyor. Benim Birleşmiş Milletler'de evet. çalışan ya da bu anlamda atölyeyi yapan arkadaşlarım o kadın yöre halkıyla atölyeyi yapıyor. Ve kendi ürününün nasıl daha verimli
satışa sunabilir ve aileye bütçesine nasıl katkı verebilir diye birçok çalışmalar yapıyoruz mesela. Ve biz bu anlamda mesela birçok aile şu an aylık 1000 lira geliri varken verdiğimiz fikirle ya da biz önce olduk, ilk adımını attık, örneklerini oluşturduk diye şu an 5-6 bin lira kazanan ailelerimiz var. Ve bunlar çok güzel aileler, evet. O çocuklarına çok iyi bakan aileler. Tabii. Yani bir şey yardım etmek bir şey vermek değildir hocam. Bir fikir vermektir de, bir gülümsemektir, bazen ilgilenmektir, bazen bir rahatsızlığıyla ilgilenmektir, bazen bir yere telefon açmaktır. Bu iyiliğin bir türlü hali var. Yani her şeyden önce bir şey, paylaşmak güzel bir şey. Ben paylaştığım gün kendimi iyi hissediyorum hocam. Ve benim yanımdaki bütün arkadaşlar. Ne güzel. Evet. Bizim de bunu paylaşma isteğimizin altında zaten benzer duygular yatıyor. Senin yaptığın o şeyi biz de paylaşarak bir kişiye daha fazla ulaşıp onun da farkında olmasını sağlayabilirsek ne mutlu bize. Yine o noktada belki şöyle bir şey düşünülebilir mi? Zaten gittiğiniz ve takip ettiğiniz bir program var. Pedagojik destek ya da aile şeyinden anlayan böyle aileleri doğru yönlendirebilecek eğitmenlerle, örneğin siz çocuklarla etkinlikler yaparken bir yarım saat, bir saat oradaki ebeveynlere doğru çocuk eğitimi ve süreciyle ilgili belki küçük seminerler, tiyolar verebilecek bir şeyler var mı ya da düşünüyor musunuz? Aynen o noktadayız hocam. Hem o destek, pedagog destekleri, psikolojik destekler ve bunun yanındaki eğitim ve atölyeleri yapabilmek için zaten dernekleşme yolunu seçmek zorunda kaldım ki ben çünkü dernekleşmek istemeyen bir insandım yolun başında ve hatta birkaç ay öncesine kadar. Çünkü Türkiye'deki dernek algısının ve faaliyetlerinin çok farklı yerde olduğuna maalesef birçoğunda şahit oluyoruz. Hani ben keyif alarak uyanıp o şeyleri yapıyorken hani herhangi bir yapılanmanın altına girmek acaba beni enerjim keser mi acaba diye düşündüm. Çok o ikilemde kaldım. Ama eğer dediğimiz gibi bir desteği de sürdürülebilir yapmak istiyorsak bir yapılanmaya gitmek gerekiyor. Biz derneğimizi oluşturduk zaten ve bunun içerisinde avukatımız var, okul öncesi öğretmenimiz var. Türkiye'nin en tanınmış psikologlarından biri var. Sanatçı arkadaşlarımız var. Kadromuzu geniş tutmaya çalıştık. Ve yani bu anlamda da gerçekten faydalı. Hani dernek kurarken tamamen göz önüne aldığımız şeyler bir insana, hani bir çocuğa kimin faydası olabilir? Aileye kim daha yarın öbür gün belki biz farkında olmadan bir hata yaparsak bu anlamda kendi uzmanlık alanında bu insanları kim aydınlatabilir? Bize bir şeyler katabilir. Bu anlamda bir şey yapabilir diye. Hani bunları gözeterek biz o kadroyu kurduk. Yoksa başka hesaplar kısmında olarak değil. Çünkü bizim eğer bırakacağımız mirasın bu olması gerekiyor gittiği yere kadar. Çünkü belki ben bu kadar uğraşamazdım ama çünkü hayatımızdaki gelişmeleri de buna enjekte ettim ben. 3 iş yerimiz vardı. İkisini devrettik. Konaklama işini yaptık. Şimdi mesela ben hayatımdaki idame ettirme şartlarım altında biraz yani hani dost gibi de konuşabiliriz. Ben belki kira gelirlerim olmasaydı ben bu kadar yollarda olmayabilirdim. Ben bir fabrikada çalışsaydım, bir bankada çalışsaydım üniversite sonrası. Doğru. Muhtemelen buna ayıracak bu kadar zamanım olmayacaktı. Doğru. Ama öyle bir yere geldi ve dediğim gibi ilk bir yıl içerisinde o kadar kıymetli yerlere bizi çağırdılar ki dedik ki o zaman bu neden hayatımızın önceliği olmasın? Madem insanlara böyle bir ışık saçabildiysek ve bu kadar Türkiye gibi zor bir yerde, bu sosyal sorumluluk projelerinin yapılacağı bir yerde biz böyle huzurumuzu kaçıran çok az şey oldu. Sadece huzurumuzu kaçıran şey ne oldu? Çok göze batan yani göz önünde olan videoları çok izlenen çocuklarımız oldu ve sosyal medyanın böyle popülerliği o çocuklara zarar vermesin diye onları korurken çok zorlandık. Evet. Evet, daha yakın tarihte Atakan örneği vardı. Sosyal medyada o çocuğun birdenbire o yoğun ilgi ve medyanın onu çok göz önünde bulundurması bir anlamda mutlaka ona istenmezse de bir zarar vermiştir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu anlamda mesela Atakan'ın öyle olması sizce mesela sizin çocukluğunu mu yaşaması gerekiyor diyenlerden misiniz? Yoksa tam tersi bu çocuk bir nimet, bir cevher aslında. Böyle işlenmesi mi lazım diye düşünüyorsunuz? Şimdi eğitim bir kompleks süreç. Hiçbir şey tek başına en iyi yönüyle, en güzel yönüyle ele alınmamalı. İnsan dediğimiz şey de sadece bilgiden, bilmekten ve fikirlerden ibaret değil. Duyguları olan, düşünceleri olan, hayalleri olan. Konu çocuk olduğunda da iş biraz daha karmaşık hale geliyor. Atakan'daki durum bence iyi kontrol edilememiş, iyi yönetilememiş, çok masum, çok
kötü niyetli olmayan bir aile ben gördüm. Yani çocuklarını yanlış yönlendirdiyse de bu bilgisizlikten kaynaklı, bile isteye yapılmış bir şey değil. Fakat medya bir çocuk eğitiminden anlamadığı için o çocuğun neye dönüşeceğini hesaplamadan servis edince bence iyi bir şey olmadı. Atakan konusunda da Atakan'ın iyi yönetilebilmesi gerekir. O çocuk evet bir cevher, mutlaka göstergeleri var. Fakat iyi yönetilmediğinde, yani eğitimini iyi almadığında, o pedagojik süreci iyi yönetilemediğinde o güç yanlış bir şekle dönüşebilir diye düşünüyorum ben bir eğitimci olarak. Aynı zamanda resim öğretmeniyim. Benzer düşüncelerdeyiz hocam. Yani çok sevindim böyle evet. Düşünmeniz aslında. Böyle hocam, bunun gibi işte böyle yollardayız. Gücümüz yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve paylaşımlarınızda çocukların resim yaptığını da ben gördüm, fark ettim. Atölye ortamları yaratılıyor çocukların resim yapabileceği şeylerle. Yani sadece oyuncak götürmekten ibaret değil. Başka oyunlar, şiir dinletileri, tiyatral etkinlikler falan da yapıyorsunuz değil mi? Evet. Yani sadece şey dedim hocam, çocuklara faydası olabilecek kimi yakalarsak böyle başlarına bela oluyoruz bir yandan böyle. Neden bunu eşleştirmeyelim? Evet. Çünkü o tarz yapıların da aslında çocuk üzerine etkinlik yapan insanların da mesela bizdeki oyuncağa ihtiyacı var aslında. Biz o çocukları toplarken bir yandan hediyelerini verirken ve onları bir amaca böyle bir odaklayıp mesela işte bu etkinlikten bu dersi çıkarken en güzel mesajı anlayan kişi en güzel oyuncağı kapacaktır. Ödüllendirme yöntemine falan geçip bir şekilde dengeleri sağlıyoruz aslında. Hani bizim ihtiyacımız olan şeyi onlar karşılıyor, onların ihtiyacı olan şeyi biz hediye ediyoruz gibi bir şey oluyor bu. Çok güzel. Benim de çiftçi çocuklarıyla ilgili 2006'da değerli hocamın eşi İzbölükoğlu kendisiyle Antalya'da çiftçi çocuklarına yönelik kamplar yapardık. O kamplarda çocuklar yaklaşık bir ay boyunca sanat eğitimi, çevresel kültürel faaliyetler, tiyatral faaliyetler, aynı zamanda çiftçilikle ilgili doğru eğitim aldı. Küçük kamplar oluştururduk. Bu çocuk ileride büyük olasılıkla çünkü çiftçi olacaklardı. Çiftçi olduğunda en azından toprağı, bölgeyi, coğrafyayı iyi tanıyan, iyi bilen bir altyapıyla yetişmiş olsun derdi. Bizi de sağ olsun o dönem aldı ve çocuklarla biraz sıkı fıkı, ben resimle ilgili özellikle çocuklara yardımcı olmaya çalışıyorduk. Bu anlamda bizi şu anda izleyen ya da daha sonra YouTube'dan izleyecek olan sanat eğitimcileri, gönüllülerimiz varsa istersen ve onlar da isterse gittiğin yerlerde en azından plastik sanatlarla ilgili sana katkı sağlayabileceğini düşündüğün başvurular olursa haberini yapmış olur. Ne güzel olur hocam. Herhalde. İşte bakalım, dernek olursak ve hani gerçekten o organizasyonu kurabilirsek biz de hani bu ülkenin hatta dünyanın birçok yerine yayılsın istiyoruz. Üniversitede kulüpleri kurulsun, oradaki genç arkadaşlarımızı teşvik edelim, onların finansmanını ve sponsorluklarını üstlenelim. Mesela ben Muğla'da okudum mesela. Hocam inanır mısınız, Muğla'da hala birçok köy böyle yörük çocukları dediğimiz daha Muğla merkezi görmemiş ya da bu tatil yerlerine falan geçin, denizde daha bir defa yüzmemiş çok çocuklar var. Bunlar tamamen oranın balını yetiştiren, oranın işte yaprağını, çileğini, meyvesini yetiştirip orada böyle baraka gibi yerde yaşayıp mevsimlik yaşayan insanlar. Mesela şu an Muğla dediğimizde çoğumuzda böyle turizm, aman aman toprağı her şey zengin şeyler geliyor aklımıza. Hani ben istiyorum ki bu Türkiye'nin her tarafındaki çocuklara ulaşsın. Hatta Türkiye'ye geçtim, dünyadaki birçok çocuğa ulaşsın. Mesela insanlar diyor hani etrafındaki çocuklar şanslı. Hani gerçekten değiller hocam. Yani bir oyuncakla keşke 3-5 oyuncakla ya da bir erzakla ya da bir kışın aldığımız mont ayakkabıyla keşke mutlu edebilseydik. Hı hı. Ben bir nevi elimden geldiğince abilik yapmaya çalışıyorum. Hani diyorum ki bir insanlar, çünkü bütün buradaki hayatımızdaki bağlantılarımız da böyle onların da bir sorunu olduğu zaman çözebilecek düzeyde yetiştirmeye çalışıyoruz. Yeter ki o aileler bize karşı dürüst olsun. O aileler çocuklarını önemsesin. O çocukların önünü kapatmasınlar. Yani tek maaşla 20-30 yıldır zor bir hayat sürdüğünü söyleyen insanların yani 13 çocuk yaptığını anlayamıyorsunuz hocam bazen. 13 çocuk yaptıktan sonra biz çocuklarım okusun istiyorum diyen adamın elini öpüyoruz. Diyoruz ki bu adam aydın. Bu adam güzel adam.
Yani bizim iyi kriterimiz aslında bu bölgede biraz böyle. Yani 13-14 çocuğu yapıp da 14-15 yaşındaki kızım evlensin mantığında olan da çok insan olduğu için. Evet. Maalesef hani 14-15 çocuğa rağmen böyle çocuklarım okusun, gücüm yok ama okusun istiyorum diyen adamı biz elinden öpüyoruz. Diyoruz ki sen bunu iste yeter ki. Sen bunun önünü aç. Çünkü Türkiye'de birçok gönlü güzel insan var bir çocuğun elinden tutup hayatı boyunca, üniversite hayatını karşılayacak. Benim mesela şu an çok dostum sırada. Şimdi size bir çocuk göster, biz onu üniversite hayatının sonuna kadar maddi manevi her türlü okutalım diyorlar. Peki. Nitekim bu anlamda da şu an Ceylanpınar ve Mardin bölgesinde yaklaşık 150 çocuğumuzun abla abi modeli yöntemiyle burs aldığı insanlar var. Mesela siz geliyorsunuz yurt içinden veya yurt dışından yanıma. Burada dağıtılıyor. Evet, Bir yerde bir çocuktan gözünüze takılıyor. Bir şey olunca ben diyorum ki abi bu çocuk sende. Gücün yettiğince. Yani sen bu olarak ayda 100 lira da yollayabilirsin, 1000 lira da yollayabilirsin o insanın hesabına. Ama haftada bir arayıp yönlendir. Çünkü o çocuk seni rol model olarak alıyor. Evet. O çocuğun kendini gelişmesi için ya da mesela kızlar ablasıyla muhabbet et, bir abla modeli bulduğu zaman şehirden gelmiş o kadının kokusunu, bakışını, tavrını, edasını doğal olarak buradaki biraz daha içine kapanık bir coğrafyada daha hayran gözlerle bakıyor. Kendi çocukluğundan biliyorum çünkü. Ve dolayısıyla o ablanın yarın öbürsü gün onu yönlendirmesi çok kıymetli şeyler olacak. Belki genç kızlı döneminde bizimle paylaşamayacağı, anne babasıyla paylaşamayacağı şeyleri o ablasıyla paylaşacak. Özgüveni oluşacak. Hatta yani birçoğuna hayal kurdurtuyorum mesela. Ne olmak istiyorsun? Doktor. Diyorum ki bak Emel ablanla yarın İstanbul'da sen üniversiteyi kazandığında Boğaz'da yemek yediğini düşünsene. Bu hep bunlar motive edici sebepler oluyor mesela ve bu insanın yani hocam şimdiye kadar biz 150-200 bin çocuğa mı ulaştık? Bir tanesi değişsin hocam ya. Bir tanesi değişsin bizim etkimizde eğer varsa bizim sebep olacaksa. Yani bu proje dediğimiz şeyin amacına ulaşmış olur. Gönül ister ki yüzlerce binlerce dünyadaki bütün çocuklar eşit bir şekilde hayatına devam etsin. Nazım Hikmet'in dediği gibi. Aynı mizajla konuşsun. Bu sınıf farklılığı tamamen ortadan kalksın. Biz de istiyoruz ama yani bir fırtınaya karşı duruyoruz hocam. Öyle bir durum var yani. Diyoruz ki bir çocuk ne değiştirebilirsek ki o ışıkları görüyoruz birçoğunun gözünde. Bir hafta gitmezsek sistem ediyor. Sanki abisi babasıymış gibi böyle sistem ediyor. Gelmediniz yemek yaptık. Ben gelmezsen konuşmayacağım seninle diye böyle ısrarla bizi arayıp sistem eden insanlar var. Mesela bunlar güzel şeyler hocam. Ama işte bir arkadaşımın kurduğu cümle yani Ümit yetemediğin zaman ne oluyor? Yetemediğin zaman hocam ciğerine oturuyor bazen yapacak bir şey yok işte bu işin de olayı bu herhalde. Ama en azından imkanların doğrultusunda sen elinden geleni yapıyorsun. Bulunduğun coğrafyada bunu fark etmek biraz daha ister istemez çok göz önünde çünkü. Diğer büyük şehirlerdeki gibi değil. Onları gözünün önünde göre göre bir şey yapmadan da durmak pek mümkün olmuyor. Ben seni anlıyorum o noktada. Oradaki çocukların durumunun bir miktar daha yardıma ve desteğe daha fazla ihtiyaç duyduklarını anlıyorum ben. Ama hocam bu noktada dediğin, ben sözünüzü bölüyorum çok özür dilerim ama yani ben bu noktada niye bazen takılıyorum biliyor musun? Bu bölgenin insanı hep böyle şey gibi gösteriyor. Yardıma ihtiyacı varmış gibi görünüyor mesela. Tamam. Yardıma ihtiyacı var mı bu bölgenin? Var evet. Ama yani ben bunu başka insanlarda aramıyorum. Tamam sistemin sıkıntılarını soruyorsunuz ama ben burada birçoğu zaman hep kendi insanıma, kendi hemşerime suç buluyorum. Niye diyorum? Hocam yani paylaşmanın fakirlikle zenginlikle alakası yok. Şöyle bir durum var. Tabii. Benim buradaki birçok eve defalarca adresine yollanan desteği aynı evden, aynı şekilde yani denizden tarhanasına kadar, zeytinine kadar, çocuğun kıyafetine kadar, eğitim bursuna kadar verilmiş, götürmüş, teslim ettiğim ailelerim var. Ama bir gün bana benim insanım bir tane yazma, bir tane köy peyniri, bir tane bunu heveslenip de al bunu mesela atıyorum aslanma Ali Bey'e gönder demedi. Bu noktada ben üzülüyorum mesela. Bu bencillik oluyor o zaman paylaşım olmuyor. Yani doğudaki insan mahcup, fakir. Yani değişmeliyiz hocam. Şu beynin değişmesi lazım, o kalbin değişmesi lazım. Yani bir insan hep ver ver diyorsa o insanı kazanamayız hocam. Yani bunun fakirlikle, zenginlikle alakası yok. Tabii. En temelinden sorunu çözmek gerekiyor. Geçici çözümler sadece zamanı ve o anı, dönemi kurtarabilir. En çok da değişmesi gereken, fikirlerini değiştirmesi, dönüştürmesi gereken büyükler oluyor, anne babalar oluyor. Ama hepsinde de aynı noktada kalıyoruz. Anne babaların hatalarıyla bu çocuklara sırtımızı dönmek istemiyoruz. Her noktada burada kilitleniyoruz işte.
Yani evet. Şöyle gelen insanların desteği eski bir oyuncak bile olabilir. Bunu doğru yere ulaştırmak için o kadar çok dinliyoruz ki hocam. O süreç bizi çok yıpratıyor. Ve hakkı olmayan insanların veya işi olmayan, ihtiyacı olmayan insanların tacizleri bizi yoruyor. Çünkü artık sosyal medya, herkesin evet. de telefon var, herkesin bir bağlantısı var. Biz burada iş yeri sahibiyiz mesela. Yani buradaki o siyasi bağlantılar, başka bağlantılarla böyle bir nevi böyle taciz boyutuna geliyor artık. Hani sanki bunlar yağma malıymış gibi, hediye değilmiş de, ihtiyaç sahibi insana gitmeyecekmiş diye. Mesela biz bir abimizin bir deposunu kullandık, içine yağmur yağan böyle. İzbe bir deposunu bir ay bize verdi ve para almayacağını söyledi. Ama evet. her misafir geldiğinde her akşam bize telefon açtı. İzmir'den, İstanbul'dan misafir geldi. Ümit bana oyuncak getir. Yani bu insanın varlığını, maddi varlığını da saymıyorum mesela. Bunun gibi şeyler de yaşıyorsunuz hocam. Küsüyorsunuz bazen. Yani biraz aslında sosyal sorumluluk projesi yapıyorsanız ne kadar kalbinizi taze tutmanız gerekiyorsa dik de durmanız gerekiyor. Maalesef bir yerde esnerseniz hiç olmadık yerde kırılıyorsunuz hocam. Hatta en başta o insanlar kırıyor sizi. Ve dolayısıyla yaptığınız, bu kadar gittiğiniz, çiçek ektiğiniz yol böyle bir fırtınayla yerle bir olma riski de var. Bunun da farkındayım ben. Evet. Çok da zamanını almak istemiyorum. Neden eve dönmekten, ibarettir hayat? O benim Seyitan abi, Seyitan Kömürcü var. O da resim hocası bu arada hocam, Diyarbakır'da. Evet. Bence şu an günümüzde yaşayan en iyi şairlerden de biri. İnanılmaz sihirli bir kalemi olduğunu düşünüyorum ben onun. Tanışma şansına da nail oldum Mardin'de. Onun şiirinin dizeleri ve benim Mardin'de Oyuncak Kardeşliği'nin ofisini açacakken düşündüğüm çarşıda o dükkanda o dizeler vardı. Ve rahmetli Aykut Cömert vardı, kanserden kaybettiğimiz bir Biennale sanatçısı. Onun sergisinin olduğu dükkanda o cümle yazıyordu. Ve ben Seyit Hankömürcü'nün şiirlerini çok severim. Bu biraz da yani neden eve dönmekten ibarettir hayat aslında böyle kurarsanız üstüne 5 saat de konuşulur. Çünkü şiirin de güzel tarafı o yani. Herkes kendi özünden bir şeyleri bulup yorumluyor onu. Mesela benim eve dönmemden ibaret çocukluğumun olayı ezan okunmadan evde olmam gerekiyor. Kesinlikle olmam gerekiyordu yani. Akşam vaktinin göstergesi olarak ezan okunduğunda genelde çocuklar akşam olmadan yani ezandan önce dediğin gibi evde olması için terkinde sürekli bulunulur. Bir yandan da çocuklar için arkadaşlar çok sanmayın yayındaki arkadaşlar yorumlara pek bakamadık çünkü İkili yayın yapınca evet. yorumlar için çok küçük bir bölüm kalıyor. Doğru. Öyle hocam. Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim hocam. Çok keyif aldım. Başka gün dilerseniz daha uzun bir sohbet edebiliriz. Bugün tek endişem saat 11 olmadan insanları çok böyle geç kalmadan bir 40 tane erzağımız var. Onları yetiştirin. Çünkü market sahibi arkadaşlarım da dükkanı kapattı. Sırf benim için bekliyorlar. Evet. Sabaha kadar bekleriz ya. Ay, güzel insan. Sohbet keyifli, çok keyifli. Ama dediğim gibi yani her zaman, ne zaman isterseniz hocam, keyifli sohbetinizden çok keyif aldım ben de. Çok sağ olun. Tamam. Yayın izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Aynen. Bunu dediğim gibi 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda egemenliğimizin 100. yılında yapmayı düşünmüştük ama yapamadık. Kısmet olmadı. En kıymetli gündü ve maalesef ben de ani bir telefon açtım. Kemoterapi yani kanser tedavisi gören yengem vardı. Genç yaşlarda, 45'li yaşlardaydı. Evet, evet. O vefat etti ve çocuklar ailesi kalabalık olduğu için benim Urfa'ya geliş maceram da aslında öyle oldu. Cenaze arabasının arkasından ben Urfa'ya gelebildim. Yoksa iller arası bilirsin, o geçiş yok. Buralarda büyük şehir olduğu için hocam. O olaydan dolayı şimdi burada kaldım. Dönmem gerekiyor aslında Mardin ama Ceylanpınar'da proje başladığı için ve buradaki insanların durumunu daha iyi ithal etmek için süre geçirdiğim için erzak etkinliğini merkezin burası yapmak çok daha hızlı bir ilerleyiş sağlayacak. Suriye Savaşı zaten sınırda, biraz insanlar zaten kötü günler geçiriyor. Hani burada bu etkinliği 4-5 gün yapmak için kalacağım. 4-5 gün sonra tekrar Mardin'e dönmeye çalışacağım inşallah. Tamam, çok güzel. Bu arada aklıma çok şey geldiği için bir anlamda seni tutmak istemiyorum ama. Estağfurullah hocam. Gittiğim yerlerde çocukların yaptığı resimlerin eğer ben güzel fotoğraf da çektiğini biliyorum, görüyorum. Gittiğim yerlerde o sanat atölyesinde yapılan özellikle resim çalışmaları ya da başka çalışmalar da olabilir. Bunlarla ilgili sergi açmak istersen biz online sergiler zaten yapıyoruz. O çocukların belki sevincini bir tık daha artırıp biraz daha başka noktalara, kitleye ulaşmasını belki sağlayabiliriz. Olabilir. Onları fotoğraflayıp ulaştırırsan
gittiğim yerdeki çocuklar için bir sergi yapmaya her zaman hazırız. Tamam hocam, yapalım böyle bir şey. Bu bu zor söyleriz. Günler bir geçsin çünkü şu an çok iç içe duramıyoruz. Sosyal mesafe malum. Evet, evet. Bugün mesela yüzlerce eve gittim ve böyle 50 defa dişimi, dilimi ısırdım. Sarılamıyorsunuz. Bakın bu uzaktan bakıyor. Çok enteresan bir his. Yani dünya hiç alışık olmadığımız bir düzene doğru gidiyor. Bakalım inşallah normalleşeceğiz. Normalleştiğimiz zaman da bu dediğiniz şeyi yapmak inanılmaz keyifli olacaktır hocam. Umarım. Tabii çocuk, otizmli olan çocuklarımız var. Çocuk işçilerimiz var. Büyümesine yanlış ortamlarda büyümesine neden olan durumda kalan çocuklarımız var. Biz hepsini kucaklıyoruz. İnşallah dünya onların istediği gibi bir dünya olur. Onlardan çünkü zarar gelmez. Sadece bize güzel duygular bırakabilirler en fazla. Buna benzer tekrardan bir sohbet seninle ben de yapmak isterim. Yayınımıza katıldığın için tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam, sağ olun. Dediğimiz gibi Yaşar Kemal'in de dediği gibi işte çocuklar insanlığın özüdür hocam yani. Evet, evet. Bizim onlara karşı borcumuz var. Hakikaten borcumuz var yani. Çünkü bu dönemde yani böyle bir dünyayı bırakmak çok enteresan. Yani ben kendi çocukluğum kötüyken kendi çocukluğum gibi keşke hepsi yetişse diyecek noktaya geldim. Yolun uzun. Yapacakların da var. Kalbi güzel temiz birisisin. Güzel de fikirlerim var. İnşallah hepsi gerçekleşir. Bunlar gerçekleştikçe biz de haberini, sohbetini yapmaya hocam devam ederiz. İnşallah bu aileyi de büyütürüz en azından. Dediğimiz gibi bu proje bireysellikten, ümitten, Ahmet'ten, Mehmet'ten çıkar da bu bir organizasyon, evet, bir anlayış tarzına döner ve bu yarın öbür gün bize hayatımıza başka bir yön verdiğimizde de en azından bunun çiçeklenmesi, devam etmesini istiyoruz. Hani bu ümitle başlayıp ümitle biten bir şey olsun istemiyoruz ya da başka bir oluşumla olan bir şey olsun istemiyoruz. Evet, evet. Yani bunu olabildiği kadar insanlara hatırlatmamız gerekiyor. Biz her zaman seninle projelerini duyurmaya, tanıtmaya istekliyiz, hevesliyiz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bu akşam Ümit Kabak vardı. Oyuncak Kardeşliği projesini kendisiyle konuştuk. Bir sonraki projelerinde haberlerini ve sohbetini yapmak için kendisine teşekkür ediyoruz. Canlı yayınımıza katıldığı için tam sanat ailesi olarak teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar hocam, sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.